misafirim var ve pasta yapacağım ama böyle bereketli olanından istiyorum. Pastamızın alt tabanı fındıklı olacak. Üzerine meyvesi, kreması ve bademi olacak. Her yediğiniz lokma o kadar güzel bir lezzet bırakıyor ki ağızda. Mutlaka denemelisiniz. Bazı malzemeleri Türkiye'de olmayabilir. Sizlere önerim diğer yaptığım pastadaki kremalardan isterseniz bu pastaya kullanabilirsiniz. Her türlü olur. Değişik meyveler de koyulabilir. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Tarifi detaylı olarak videoda göreceksiniz. Çırpma kabının içine 3 tane oda ısısında olan yumurtamızı koyalım. 1 su bardağı şeker dökelim. Mikserle yaklaşık 3-4 dakika çırpıyoruz. Aynen bu şekilde krema kıvamına gelsin ve rengi açılsın. Çırpmaya devam edeceğim düşük ayarda. Bu esnada 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 paket de vanilya ekleyeceğim. İki su bardağımızı eleyelim. Bir paket kabartma tozu. Gram da fındık tozu koyacağım. Karıştıralım. Kuru malzemeyi yavaş yavaş ilave ederek çırpalım. Harcın kıvamına bakacağım. Eğer cıvıksa 1-2 kaşık un ekleyeceğim. Bence iyi. Daha fazla un eklemeye gerek yok. Siz de kontrol edin. Bazen yumurtanın büyüklüğüne göre bile değişebilir. O zaman 1-2 yemek kaşığı daha un ilavesi yapabilirsiniz. Pastanızı buzdolabına girecek tepside pişirmeniz lazım. Bu ölçü aslında fırın tepsisi için ama benim fırın tepsilerim çok büyük olduğu için buzdolabına girmiyor. Bunu kullanacağım. Pişirme kağıdı koydum ve çemberimi de yerleştirdim. Sizler kendi fırın tepsinizde pişirebilirsiniz. Tabi buzdolabına giriyorsa. Harcımızı dökelim. Fırını 180 derecede alt üst ayarda açık ısıttım. Sıcak fırında alt üstte kızarana kadar pişireceğim. Çok uzun sürmüyor pişmesi. Dikkatli olun. Yarım saatte pişti. Fırından çıkartıyorum. Pastanın üzerine şeftali püresi koyacağım. Marketlerde satılıyor, bulabilirsiniz. Ama inanmıyorum. Evet. Koptu. Hemen bununla açayım. İllaki şeftali olmasına gerek yok. Farklı meyveler de koyabilirsiniz. Kesinlikle suyunu kullanmıyoruz. Hatta isteyenler marmelat da koyabilir. O da güzel olur.
istediğim gibi. Her yerine gelecek şekilde koyup kaşıkla bu şekilde yayalım. Sıra geldi kremamızı hazırlamaya. Bunu bir kenara alalım. 5 paket soğuk kremam var. Şlaksana. Her birinde 200 gram oluyor. Buzdolabından çıkardığımız gibi çırpıyoruz. Sizlere fazla gelebilir ama bu pastada bu şekilde 5 tane kullanmamız gerekiyor. Tam yetiyor çünkü. 5 paket de krema sertleştirici. Zahneştay. Ve 2 paket de Quarkfine. Bu da Rewe ve Edeka'da satılıyor. Çok güzel bir lezzet veriyor. İçine ekstra şeker koymuyoruz. Türkiye'dekiler de farklı krema yapabilir. Mesela 2 paket toz krem şantiye, yine 2 paket krema koyun, çırpın. 1 paket de labne peyniri koyun. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ya da sadece krem şantiye çırpıp da koyabilirsiniz. Bütün malzemeyi çırpma kabına alacağım. Hazırladığımız kremayı pastamıza yerleştirelim. Gördüğünüz gibi kreması hiç de fazla değil. Diğer yaptığım pastadaki kremaları da hazırlayabilirsiniz. Hepsi olur. Çok da bereketli bir pastadır. Kalabalık bir misafire ya da bir yere götürecekseniz bence harika olur. Dümdüz olmasına dikkat edin. Pastayı buzdolabına kaldıralım. Üzerine koyacağım bademi biraz kavurup öyle ekleyeceğim. Daha lezzetli oluyor. Pastanın üzerine koymak için 100 gram pire bademimizi tavada orta ateşte kavuralım. Başından ayrılmayalım. Arada bu şekilde yaparak hafif rengi dönünce olmuştur. Kavruldu, yeterli. Kavurduğum bademler soğudu. Pastanın üzerine serpiştirelim. Çok güzel bir lezzet veriyor. Buzdolabına koyacağım ve yarına kadar pastamı ellemeyeceğim. Mutlaka bir gece bekletelim. Bu en önemlisi, lezzetinin artması için buzdolabında yeteri kadar dinlenmesi gerekiyor. Pastayı hemen buzdolabına kaldırıyorum ve yarın sizlere dilimlenmiş halini göstereceğim. Bugünlük benden bu kadar. Tarifin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.